kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dans eden tavuklar oyunumuzu tanıtacağım. Müthiş bir oyun. Çok ciddi bir hafıza gelişimi sağlayan bir oyun. Şöyle hemen açalım. Buradan içinde nasıl oynanacağını anlatan bir kitapçık çıkıyor. Ama buna gerek kalmıyor. Çünkü videoları izleyip kolayca da öğreniyorsunuz. Şöyle bunların içinden çıkıyor parçalar. Tabii ki biz oynadık dayanır mı bize? Hayır. Şöyle bunların içerisinden gayet kalın yumurtalar ve hafıza kartları çıkıyor. Şöyle koyalım. Tavuklarımız böyle bir poşetin içerisinden çıkıyor. Ve böyle şirin şirin tavuklarımız var. Bakalım nasıl oynanıyormuş merak ediyor musunuz? Şimdi hepsinin de birer tane kuyruğu var. Kırmızıyı buraya takıyoruz. Sarıyı buraya takıyoruz. Mavi buraya bakın dörder dakik var arkalarında. Ee, şöyle koyalım. Şimdi şunları alalım. Size oyunu tanıtayım. Çok 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 eğlenceli. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz oynarken Aa! ne olur ki şöyle taksam? Bence hiçbir şey olmaz. Şurada biz bizeyiz, değil mi? <laughs> Bir daha durdurup başlatmayayım. Şöyle. Biz oynarken eşim ve ben inanın hafızımızda tutamadık. Ama çocuklar fırtına gibi. Ee, yeni nesil çocuklar gerçekten çok akıllı. Şöyle yumurtalarımız var. Şimdi bunları böyle karışık düzende, çok önemli değil nasıl, hangi sıraya göre dizdiğiniz. Bir de böyle altıgenlerimiz var. Bunları da kapalı bir şekilde ortaya dizeceğiz. Şöyle tavuklarımızı alalım. Dans edecek tavuklarımız. Şöyle bir daire çizecek şekilde bu yumurtalarımızı masamıza bu şekilde yerleştireceğiz. Altıgenlerimizi de ister karışık, ister bir düzen. Bunları görmüyoruz ne olduğunu. Kapalı bir şekilde alana yerleştiriyoruz. Bunlardan 12 tane var. Şöyle koyalım. İnşallah bizim çocuklar kaybetmemiştir. Evet, kaybetmemişler. Bunları görmeden kapalı şekilde yerleştiriyoruz. Yumurtalarımızı şöyle birleştirelim. Burada değişik şekiller var. Çiçek var, üçlü yumurta var, solucan var, kirpi var, tüy var, paskalya tavşanı var. Şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Biraz uzak kalmış olsun. Eşit aralıklarla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Eşit aralıklarla tavuklarımızı da yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi herkes bir tavuk belirliyor kendine. Sarı, kırmızı bibikli, mavi ve e, yeşil tavuklar. Çok daire olmadı ama daire olmuş gibi düşünün siz. Bu şekilde daire şeklinde bunu ortaya yerleştirdik. En küçük oyuncu başlayacak. Peki nasıl başlayacak? Şimdi diyelim ki ben sarı oyuncuyum. Oyun saat yönünde ilerliyor. Ve benim buraya ilerlemem için bu karışık. Yani burada kapalı olan e, görev kartlarından bu yumurtayı bulmam gerekiyor ilerleyebilmek için. Diyelim ki açtık. E, bulduk. Şöyle açıyoruz önce öyle göstereyim. Pascal'ya tavşanı herkes görecek bunu. Kapatıyoruz. Değilmiş bu kalıyor. Diğer oyuncuya geçti. O bir sonrakini bulacak. Yani her tavuk kendinden bir sonraki gelen yumurtayı bulacak. Orada haşlanmış yumurta var, açtık. Bakın sağında yumurta. Oyuncular hafızasında bu açılanları tutmak zorundalar. Çünkü ilerlerken mutlaka onlara o gelecek. Evet, haşlanmış yumurtayı bulduk. Bir birim ilerledik. Bulduğu için tekrar sıra bu tavukta. Ee, solucanı bulmaya çalışacak. Açtık. Burada bir tırtıl var. Bu değil, kapattık. Mavi oyuncuya geçti. O solucanı bulacak. Bununla aynı, şöyle yapalım. Bulamadık. Bakın burada bir salyangoz. Yeşile geçti, tüy çıktı, bulamadık. Aa, pardon. Bakın yeşile geçti. Biz salyangoz da az önce açmıştık. Yeşil önce hafızasında tuttuysa, bunu açtı, yine gösterdi, bir birim ilerledi ve yine sıra onda. Sağında yumurtayı aklımızda tuttuk, kapattık. Bir birim ilerledik. Ee, civciv var bakın burada. Bunu bulacak. Ee, rastgele açıyorum. Çiçek değilmiş. Bu oyuncuya geçti. Ay yine aynısını açtım. Hep de böyle bir şey oluyor. Oynarken göreceksiniz. Diyelim ki e, ama sıra normalde ona geçti. Ben açtığım için yaptım. Yumurta. Bu bir birim ilerledi. Kapattık. Şimdi oyun ilerledi, ilerledi, ilerledi. Buraya geldi diğerleri de ilerledi diyelim. Şimdi bu alanda bu sarı tavuk buraya geçecek. Buraya geçmesi için sol canı bulacak. Diyelim ki bakalım şöyle bir sol canı buldu. Buraya geçerken bunun değil bakın bir sonrakini bulacak sol cana geçti ve buradaki tavuğun tüyünü kazandı. Buraya geçti. Bu tavuk tüysüz kaldı bu ilerledi. Sonra bu da buldu diyelim bunu. Bu bu sonrakini bulamadı. Sıra döndü, döndü buna geldi. Bu buldu. Buraya ilerledi. Şimdi sıra bunda. Diyelim ki onu bulalım hemen. Tabii ki öyle yapmıyorsunuz oynarken. Diyelim ki buldu. Şimdi buraya geçerken buradan iki tüy de alıp buraya koyacak. Sonra oyun bu şekilde ilerleyecek. Diyelim ki buraya geldi buldu. Sonra yine bunu buldu. Şimdi mavi tavuğun da tüyünü aldı. Sonra hafızasında tutarak bula 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 diyelim ki tabii ki bu böyle hızlı ilerlemiyor. Bunu buldu yine. Neredeydi o? Bak hafızanızda tutmak çok zor. Şu buraya geldi buna geçti ve dört tane kuyruğu aldı. Ve oyunu kazandı. Şimdi bu çok güzel bir oyun. Neden? 4-5 üzeri rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun. Ve yetişkinler için de çok güzel. Yani biz oynarken şu kartları aklımızda inanın çok zorlandık tutarken. Bunların yerini karıştırmıyorsunuz oynarken. Masada hep aynı yerlerde olacak ki hafızasında tutabilsinler. Müthiş keyifli bir oyun. Dikkat, konsantrasyon, eğlence, eğlenceler. Ee, ne diyebiliriz başka yani e, şunları hafızada tutmak kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçmeyi sağlayan bir oyun aslında. Strateji bu oyunda yok. Ee, bir an aklıma gelmedi. 4 kişiye kadar oynanıyor. 2 ve 4 kişi. En az 2 kişiyle oynanabilir. Şöyle kazanımlarına bir bakarsak kazanımlarına 4-5 üzeri dedik. Ha, hafıza, konsantrasyon, görsel algı Evet söyleyeceğimi unutmuştum. Sıra bekleme. Küçük çocuklarda özellikle sıra beklemeyle e, öğreten çok keyifli bir oyun. Bunu erken yaştan itibaren e, çok önemsiyorum. Sıra beklemeyi öğrenmek çocuklarda sabır duygusunu geliştiriyor. Okulda başlayınca okulda e, masa başında kalma süresini arttırıyor. Yani birinci sınıfta çocuklar masa başında kalmakta çok zorlandıkları için çünkü 40 dakikalık e, 35 dakikalık dersler sürüyor ve masa başında kalma süreleri çok zor oluyor. Yeni neslin özellikle. Bu oyunla masa başında kalma süresini arttırabiliyoruz. Bu önemsediğim bir yanıydı oyunun. Söyleyecektim. Unuttum. iyi ki baktım. Böyle çok heyecanlı ilerliyor. Mesela büyük yaşlarda yani Bilgin 9 yaşında bunu oynadığımızda ilk bir sıra böyle ilerlerken zorlanıyor ama sonra çok Kolay aslında hafızasında tutmuş oluyor. Tak 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 genelde bilgin oyunu kazanan oluyor. Ben şuna şöyle diyorum. Yani 8 yaş üzerine çok fazla keyif vermeyebilir. Oynadık iki arkadaşıyla da oynadık. Ama belli bir süreden sonra onlar artık ezberlemiş oluyorlar. Yani oyun süresinde. Ama sonra bu kartları ezberleme şansları yok. Çünkü her oyunda değişiyor. Ee, şöyle daha önce akıl oyunu oynamamış hafıza gelişiminde zorluk yaşayan, dikkat eksikliği olan çocuklarda 10 yaşa kadar değil mi? Onun sonrasında zorlanır. Şey, kolay gelir. Yani hiçbir gelişim problemi yok. Ciddi hafıza geliştirmiş. 3. 4. sınıfa gidiyor. Onlara basit gelebilir. Ama 4 10 yaş arasında müthiş 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 bir oyun çok keyifli, çok eğlenceli. Böyle dans eden tavuklar. Umarım keyifli bir şekilde anlatabilmişmiş, bilmişimdir size. Çünkü ben çok eğleniyorum oynarken. Çocuklar da çok sevdiler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmadan geçmeyin. Sorunuz varsa oyunla ilgili lütfen yorum bırakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.